Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve değerli gönül dostlarım, sizlere çok güzel bir dini hikaye anlatmak istiyoruz. Hikayemizin ismi Gözlerim Göreceğini Gördü Komutanım Hikayesi. Çanakkale'de bahsi açılır da kahramanlar kahramanı Seyit'ten söz edilmez mi hiç? Deniz savaşlarının en şiddetli olduğu günlerden birinde Rumeli Mecidiyesi adıyla bilinen yerde konuşlanan Türk bataryası düşman gemilerini durmadan taciz ediyor ve onlara korkulu anlar yaşatıyordu. Bunun üzerine düşman bu bataryayı susturmaya karar verdi ve şiddetli bir ateş yağmuruna tutuverdi. Takım sıbayı Fehmi Bey'in emriyle herkes sığınağa koşuyordu ki cephaneliğin havaya uçmasıyla büyük bir sarsıntı oldu ve herkes yerlere yuvarlandı. Şehitler ve yaralılar vardı. Kimi de sarsıntının şiddetinden kendini kaybetmişti ki erlerden Seyit de bunlardan biriydi. Seyit kendine geldiğinde hemen yanına takım arkadaşı Ali'yi gördü ve de sordu. Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar mertebelerini buldular. 14 şehit, 24 yaralımız var. Yani ayakta bir senle ben kaldık dedi. Seyit kalkıp denize doğru baktı. Düşman gemileri iyice karaya sokulmuş. Taharetlerinden alev ve duman yükseltiyorlardı. Tapyanın içinde ise işe yarar bir tane top kalmıştı. Seyit bir gemilere, bir topa, bir de yerde duran ve yaklaşık 270 kilo ağırlığında olan top mermisine baktı. Mermi adeta ona beni namluya sür diyordu. Arkadaşına da seslendi. Gel Ali yardım et de şu gülleyi sırtıma alayım dedi. Kaldıramazsın Seyit. Bir deneyelim hele. Birinci kez, üçüncü, ikinci kez deneme derken Seyit arkadaşının da yardımıyla gülleyi sırtına aldı. Sendeleye topa doğru yürürken gözleri sanki yerlerinden fırlayacak gibiydi. Ama başardılar. Mermiyi namluya sürüp kamasını kapattılar. Numara eri oldukları için nişan ve yön tayini onların işi değildi. Ama neylesinler ki başka çareleri de yoktu. İlk atış uzun düştü. Aynı şekilde ikinci mermiyi getirip attılar. O da kısa düştü. Ama üçüncü mermi onlara en yakın olan Ocean isimli gemiye öyle bir vurdu ki hem gemi hem de düşman şaşırıverdi. Yani Seyit dördüncü mermiyi sırtına almış, gözleri yuvalarından fırladı fırlayacak halde topa doğru yürüyordu. Yanında iki Alman subayla birlikte ortaya çıkan batarya kumandanı Hilmi Bey ona teşekkür ederek Almanlar Seyit'in o halini görünce adeta hayretten donmuşlar. Deniz savaşlarını yöneten Cevdet Paşa durumu yerinde görmek üzere Rumeli Mecidiyesi'ne geldiğinde artık Seyit'e hal kalmamış kendini bir ağacın altına zor atmış. Cevdet Paşa onu görüp neyin var evlat diye sordu. Hemen yerinden fırladı. Esas duruşa geçti ama gözleri başka tarafa bakıyordu. Komutan sordu. Gözlerinde bir şey mi oldu oğlum? O da üzülmeyin komutanım. Gözlerim göreceğini gördü. Durumu anlayan Cevat Paşa sessiz sessiz ağlamaya başladı.